Ya gerçekten dün Ege köşeyi döndü diyebiliriz. Ben artık e-spor veya yayın yapacağını düşünmüyorum. Öyle bir köşeyi dönmüş bile olabilir. Madem ben çekiyordum, bir de konuşayım dedi. Biz de dedik gel konuş. Bakalım ne konuşacak, neler hazırlamış bize. Schweinsteiger'i geri alamadım sadece ve hala içimde bir yaradır. O yüzden kendisini hiç sevmem. Ne zaman görsem de canım acır. İşte 1990 Almanya Dünya Kupası forması aklıma geldi. Biraz da oradan esinlendim. Aslında tam bir o havayı yansıtmaya çalıştık. Şans mı? Buna pek emin değilim çünkü eğer öyle olsaydı Parma bu halde olur muydu diye bir soru da sorulabilir. Hani halk bunu sorar Sayın Emre Özcan. Selamlar, ben Emre. Müller'in Garajı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Dış Ses'te yeni bir ismimiz var. Berkay Uzun. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani Kutay'ı ilk bölümden kovdun. Yani diktatörlük böyle bir şey herhalde. Evet, bazen moderasyon olarak gücümü belli etmem gerekiyor. O yüzden ilk haftadan mesaj vermek adına kimsenin aslında kalıcı olmadığını belirtmek için Kutay'a bir nevi bir baskı uygulayıp kendisini gönderdik. İktidarının güç gösterisi miydi aslında? Tabii ki. Tabii ki. Bir Bu güç kadar gösterisi acayip. Gerekiyordu. Lütfen. Gerekiyor muydu gerçekten? Yok şimdi tabii. Gerçeğini anlatalım. Tabii. Kutay hasta olduğu için Evet. bugün aramızda değil. Kutay biraz rahatsız olduğunu belirtti ve bizden izin istedi. Biz de yedek oyuncu olarak Berkay'ı kadromuza dahil ettik. Kendisi zaten çekim ekibimizdeydi. Madem ben çekiyorum, bir de konuşayım dedi. Biz de dedik gel konuş. Bakalım ne konuşacak. Neler hazırlamış bize. Evet, güzel konularımız var bu hafta. Öncelikle bir Food Ventures duyurusu geldi. Sen Tabii. neydi Food Ventures? Bir açıklamak ister misin? Tabii abi, açıklayayım. Şimdi Food Ventures'ı şöyle düşünebilirsiniz aslında. Food Ventures hem yatırım yapan hem yatırım alan belki de güzel projeleri değerlendirebilen bir aslında iş kolu yaratmak için kurulmuş bir yapı. Bir çatı şirket. Bir çatı şirket diyebiliriz. Evet, daha doğru bir terim olarak onu kullanabiliriz. Food Ventures'ın bünyesinde Food Talent, Food Academy, Food eSports ve son olarak katılan buna Flank eSports Takip ediyor musun Flank'in içeriklerini? Tabii ki. Tabii ki. Flank'i takip ediyorum. Severek takip ediyorum. Görselleri özellikle çok hoşuma gidiyor. Görsel dili çok hoşuma gidiyor daha doğrusu. Daha fresh bir tarzları var. Habercilik açısından da çok sevgili Dahan, Diamond gerçekten yani buradan selam gönderiyoruz. Selam gönderiyoruz. Dahan geçen hafta da mesaj attı bana, beğenmiş programı. Teşekkür ederiz Dahan. İzliyor ya. Evet. Dahan seviyor bu tarz programı. Evet. Tam aslında Dahan'ın kafasında bir program. Güzel oldu açıkçası. Onun beğenmesine de çok sevindik. Onun Çalabilir bu içeri onun istersen. Haberlerini de bekliyoruz. Çalabilir tabii ki, sıkıntı yok bunda. Biz de zaten çaldık açıkçası. Buradan Ya. Tabii çaldık demeyelim de esinlendik Ya biz bu diyelim. programı Emre Özcan'dan Parma Evet. Medya'da Tardini Büfe'den biraz esinlendik. Kendisi de bu hafta buradaydı zaten. Evet. Yani bu hafta da bir yayın için geldi. Emre Özcan benim de çok sevdiğim bir isim. Sen de zaten çok seviyorsun. Biz Tardini Büfe'yi özellikle çok severek izliyoruz. Emre abi de buradaydı bu hafta. Futhouse'da bir yayın gerçekleştirdiler. O bir kere daha gelmişti Futhouse'a. Bu sefer de bir yayın için geldi. Orada da çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. Onun hakkında da konuşuruz istersen. Onunla mı başlayalım? Onunla başlayalım. Güzel bir lansman gerçekleşti burada Evet. Ege'nin kanalında. Ya izledin mi sen? Tabii. Buradaydım. Ya arkada izledin. Arkada Evet, oluyor ya. ben Arkada bizzat izledin. arka planda oturup izledim. Yani Aynen. güzel paketler açtılar. Ege baya güzel. Arda arda 4 tane. Gustavo Henrique çıkarttı. Ya gerçekten dün Ege köşeyi döndü diyebiliriz. Ben artık e-spor veya yayın yapacağını düşünmüyorum. Öyle bir köşeyi dönmüş bile olabilir. Dün gerçekten güzel bir lansman vardı burada. Scoutum'un lansmanı gerçekleşti. Erman Yaşar, Emre Özcan ve Ekin Kollama'nın da katılımıyla güzel bir yayın oldu. Bizden de Ege ve Tuna vardı yayında. Scoutup Türkiye'deki lansmanını gerçekleştirirken bazı takımlarla tabii ki anlaşmalı olarak girildi. Bu NFT kapsamında bir aslında çok basit bir şekilde şöyle açıklayabiliriz. Eski Panini kartları vardı Evet. bilirsiniz. Bunun aslında bir nevi bir NFT koleksiyonu Sen topluyor şeklinde muydun satışa Panini? çıkarılmış. Hastasıydım. Hastası Hastasıyım mıydın? tabii ki. Ben Tabii de ki. şey vardı. 2006 Dünya Kupası'nın dergi şey vardı. Evet. Bizim yaşlar o zaman anca denk geliyor çünkü. 2006 Dünya Kupası'nın böyle defteri vardı onun. Deftere yapıştırıyordum ama Hatırlıyorum. hiçbir kartta bulamamıştım onu. Aa, ben Para harcayamıyordum tamamlamıştım onu. çünkü. Bende sadece Schweinsteiger yoktu biliyor musun? Sen bayağı doldurdun Tabii. yani. Schweinsteiger'i alamadım sadece ve hala içimde bir yaradır. O yüzden kendisini hiç sevmem. Ne zaman görsem de canım acır. Ya yani Emre Özcan vardı, Erman Yaşar vardı. Ya Emre Özcan'ın şöyle bir iddiası vardı. Biraz araya gireceğim. İlk kez geldiğimden beri fut hiçbir zaman kaybetmiyor diye bir iddiası vardı Emre Özcan'ın. Bu bayağı gerçek evet Valorant özelinde. Emre abi uğurlu geldi diyebiliriz. O geldikten sonra biz 3 şampiyonluk yaşadık. Evet, bu doğru Valorant özelinde. Ama tabii ki şans mı? Buna pek emin değilim çünkü eğer öyle olsaydı Parma bu halde olur muydu diye bir soru da sorulabilir. Yani Hani halk parmaya bunu sorar Sayın Emre Özcan.
Ya PNPL'de başlayacak. Yani biz evet. bu programı yayınladığımız sırada PNPL'in son günü olmuş olacak aslında. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani biz başarabilir miyiz sence? Abi umuyorum. Hani umuyorum başarabiliriz. Çünkü biliyorsun ki biz aslında PUBG Mobile kültürü olan bir takımız. PUBG Mobile'de hep en tepelerde olmaya alışkın bir takımız. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada hep en tepelere alışkınız. Bu durum son zamanlarda açıkçası çok bunu yansıtamadık sahaya. Daha doğrusu oyuna yansıtamadık sahaya. Çok yanlış bir tabir. Oyuna çok yansıtamadık. Da bunu. Bizde belli bir kültür var. Hani gerçekten kazanmış bir ruh var. Kazanmış bir takım var her şeyden önce. O yüzden bu takımın genlerinde kazanmak var. Yani neden olmasın? Tabii ki şu an bu halde olmak beni açıkçası üzüyor. Yani çünkü hep en tepelere alışkınız. Hep favori olmaya alışkınız. Favori olmamamız bile aslında biraz üzebilir ama bunun dışında da underdog olarak girmek bir turnuvaya bence güzel bir şey. Takım için de güzel bir şey. Şu an belki favori görülmüyoruz ama bu takım tekrar başarabilir ve tekrardan en tepeye oynayabilir. Yani kültür kazandırabilir mi? Yani Manchester United'da da bir kültür var ama kazandırmıyor. Şöyle abi, şimdi United özelinde konuşmayalım tabii ki. Ben geçen hafta da Manchester kırmızıdır dedim. Ne olduğunu biliyoruz. Mavinin kırmızıya olan üstünlüğünü son izledik onu maalesef. Kültür tabii ki kazandırmaz abi. Evet ama şöyle bir şey de vardır ki bir şampiyonun yüreğini asla hafife alma. Ya kazanmaya alışkın bir takım en zor zamanda da bir yerden o galibiyeti çıkartabilir belki. Ya kazanmayı bilen takım çünkü. Hani bir kere kazanmanın nasıl bir şey olduğunun tadına bakan bir takım zaten. Kazanmanın nasıl yollardan geçtiğini gören bir takım için aslında kazanmak tekrardan hani kolay olmasa da o yolu tekrar geçtiği için aslında daha tecrübeli olarak aslında yapılabilecek bir şey. Biz daha da genç bir takımız açıkçası. Ve takım gerçekten potansiyelli. Ben umuyorum ki daha yüksek sıralarda bitiririz. Tam ters durumda da PUBG PC, yani PUBG'nin PC versiyonunda tam tersi durumdayız aslında. Bir geçmişten gelen bir kazanma kültürümüz yok ve onlar da aynı şekilde bu hafta sonu bir PCS 7'nin final haftasını oynayacaklar. Biz bu programı yayınladığımızda yine onların son gününde olacağız. Orada ne düşünüyorsun? Yani ucuna geldik artık. Evet. Orada da aslında gerçekten hani son haftadayız ve her şeyin belli olacağı hafta global şampiyona için. Ben geçtiğimiz hafta özelinde aslında biraz konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta gerçekten çok iyi bir performans sergiledi bence oyuncular. Bir winle kapattık ama hani eminim ki biz o haftayı 3 winle bile kapatabilirdik. Çünkü gerçekten ucu ucuna kaçan puanlar, winler, fazla şanssızlık durumu da yaşandı açıkçası. Hani bazen olmuyor. Bazen o şanssızlık gerçekten çok etki edebiliyor ne kadar iyi oynarsan oyna. Geçen hafta gerçekten iyi performans gösterildi. Bu haftaya da bence çok mutlu giriyoruz. Çünkü puanlar gerçekten birbirine çok yakın. Hani hiç arada bir fark yok veya umutsuzluğa kapılacağımız bir durum da yok. O yüzden hani gerçekten orada sadece ilk güne iyi başlamak bile birçok şey değiştirip birçok ivme yakalayacaktır bize. Ben eminim ki oyuncular ilk haftadan sonra şey demişlerdir. Abi biz bu hafta sonunda birinci bile kapatabiliriz. Evet. Ya artık ipin koptuğu noktaya geliyoruz. Hani bundan sonra hani herhangi bir şey yok. Bizzat Houston Rockets'ın 2017'de oynadığı basketbol gibi abi. Mağara adamı basketbolu. Hep öyle derlerdi onlara. Bildiğim mağara adamı oyunu oynamalıyız. Ne oluyorsa olsun biz o winleri toplayıp yukarılara çıkmalıyız. Çünkü gerçekten arada çok az bir fark var. Gerçekten hani çok sıkışık bir puan durumu var. Oradan da bir şeyler çıkaracaktır ilk takım diye düşünüyorum. Sonunda, yani ilk 5'e girmiş olma ihtimalimiz var. Şu an 12.yiz ama hiç 12. Evet. gibi değiliz aslında. Yok. Yani gerçekten hani 12. olduğumuz bir senaryoda aslında bir nevi ben karalar bağlayabilirdim. Çünkü çok da kolay karalar bağlıyorum ama 12.yiz ve gerçekten ilk 5'le aramızda çok büyük bir puan farkı da yok. Oradan güzel şeyler çıkacaktır bence. Mağara adamı basketbol oynamaya devam abi lütfen. Ayrof senin beklentini şey yaptım. Sence nasıl gidiyor Ayrof'un? Abi bence Ayrof çevresindeki oyuncuların da performansını arttıran bir oyuncu gerçekten. Son geçtiğimiz hafta özellikle ben Weston'la Odun Mavisi'nin performansının biraz daha artmasının sebebini gerçekten Ayrof'a bağlıyorum. Ben çünkü şöyle de bir bilgi vereyim açıkçası. Böyle oyun içi taktiklerden vesaire anlayan çok analist bir insan değilim. Gerçekten gördüğümü söylemek üzerine yapıyorum aslında bu programı. O konuda söyleyebileceğim Ayrof gerçekten o da kendisini bulmaya devam ediyor hali. Takımla da bir uyum içerisindeler şu an. Bir uyum sağlanmış belli ki. Çünkü yani geçen hafta gerçekten 3-4 winlik bir haftayı bir winle kapattık. Bazı şanssızlıklar oldu evet ama sonuçta şu da önemli ki evet 3-4 win alabilecek bir seviyeye geldik bazı şanssızlıklar olmuş olsa da. Bu bence en önemli noktaydı. Geçen hafta bir Emre Baltıoğlu'ndan, sevgili Emre Baltıoğlu'ndan bir yorum gelmiş. Serinin ismine bitti mi diye. Yani ben de bilmiyorum açıkçası. Biz bunu Antalya'da tatildeyken
serinin ismini bulduk. Ve ben hiç sorgulamadım nereden geliyor diye. Bu serinin ismi nereden geliyor? Evet, öncelikle Emre'ye teşekkür ederiz beğendiğin için. İsmi beğenenler varsa ekstradan onlara da teşekkür ederim. Müller aslında, Müller'in nereden geldiğini sonra başka bir programda tabii anlatırım ama... Bir şey soracağım, bu Müller Thomas Müller mi yoksa Gerd Müller mi? Gerd Müller abi. Gerd Müller. Gerd Müller, aynen. Bu Müller aslında bana arkadaşlarımın ve yakın çevremin hitap ediş şekli. Benim de birçok oyunda nickim olarak kullandığım bir isim aslında. Orada aslında düşünürken Müller'in garajı deme ve Müller'in garajı yapma isteğim bir nevi aslında bir garaj sohbeti yapmaktı. Kendi başımıza aslında istediğimiz konulardan konuşmak. Hem e-spordan hem de aslında geçen hafta yaptığımız gibi Manchester United'dan Terim belgeselinden bir nevi onları da araya sıkıştırarak tam aslında garaj sohbeti tadında bir program yapmaktı. Müller'in garajı diye bir şey düşündüm ve direkt aklıma çok güzel bir şekilde yattı. Müller'in garajı ismini bulduktan sonra da acaba logoyu nasıl yapsak diye düşünürken işte 1990 Almanya Dünya Kupası forması aklıma geldi. Biraz da oradan esinlendik. Aslında tam bir o havayı yansıtmaya çalıştık. Bence güzel de oldu. Programa da uyan bir isim olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım. Abi teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Gitmeden ama son bir merak ettiğim bir şey var. En sevdiğin 3 oyun neydi? En sevdiğim 3 oyun. Red Dead Redemption 2 bu geçen arada. Geçen hafta bahsetmiştim. Aynen. Evet. Çok seviyorum ben oyunu. Bayağı böyle sıkıldım. Online oynuyor musun? Evet, fazlasıyla. Hatta bir çetem bile var oyunda. Öyle söyleyeyim. Var. Tabii aynen. Çok sevdiğim bir oyun. Böyle boş boş at sürüyorum falan, öyle söyleyebilirim. İkincisi God of War. Tabii God of War direkt serisi olarak söyleyebilirim. Yeni oyunda çıkıyor onunla. Heyecanla bekliyorum abi. Aldın onu da mı? Gerçekten. Ya abi henüz almadım ben onu. Alacağım da. Ben onun tarihlerini karıştırdım. Bu 09-11 yazıyordu. Ben Amerikalılar bunu 11 Eylül şeklinde yapmıştır diye düşündüm halbuki. 10 Eylül'de alacaktım. Bir girdim. Sonra oyun 2 ay sonra falan çıkacak oldu. Hani büyük bir hayal kırıklığıydı benim için, öyle söyleyeyim ben sana. Üçüncü olarak da abi Assassin's Creed 3. Benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir o. Onu bu arada 3'e koydum ama 3 Amerikan İç Savaşı. O sıra işte Amerika İngiltere. Connor Kenway ile geçen seri. Benim çok sevdiğim bir oyun. Bu arada Assassin's Creed sevenler de oyunu belki de serinin en kötü oyunu olarak falan görüyorlar. Bu arada Assassin's Creed 3 Connor'ın hikayesi benim ilk oynadığım Assassin's Creed. Ben 1 ve 2'yi oynamamıştım. Direkt 3'ten başladım ve 3 ile aşık oldum ben seriye açıkçası. Ya 3 sever, ya gerçekten Assassin's Creed severlerin çok sevdiği bir oyun değil. Özellikle Connor Kenway'in güçsüz bir karakter olduğu savunuluyor ediliyor ama benim gerçekten çok sevdiğim bir oyundu. Hem dinamikleri olsun hem oynanış şekli, aslında hikayede bazı benim hoşuma giden farklı detaylar da vardı. O yüzden benim sevdiğim bir oyun açıkçası Assassin's Creed 3. Böyle yani söyleyebilirim. Teşekkür ederim Emre. Çok güzel bölümdü. Abi ben teşekkür ederim. Bayağı uzun konuştuk. Yani Kutay'ım başkadır. Sen tabii ki sen de başkasın. Kimse kimseyi aratmadı ama bu bölümünde ayrı bir tadı oldu diyeyim. Güzel bir bölümdü. Ben teşekkür ederim. Başka bir sorun yoksa kameraya dönüp bitiriyorum. Teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Başka bir sorunuz varsa falan da şöyle aşağıya doğru bırakabilirsiniz. Biz onları okuruz. Görüşürüz.